Herkese merhaba. Yine cumartesi, yine saat 10, yine yepyeni bir bölümle birlikteyiz. Ama bu sefer arkadaşım var yanımda. Zeynep Eylem Şenkal'ı artık tanıyorsunuzdur. Daha önceden de birlikte çektiğimiz, onun psikolojik deneyimlerinden faydalandığımız videolarımızın şuraya linkini bırakıyorum sizlere. Şu anda Zeynep, tabii ki benim her arkadaşımda olduğu gibi, benim ellerimin altında. Çünkü biliyorsunuz ki benim işimde güzel olan bir şey, çevrenizdeki insanlara da o bildiğiniz küçük dokunuşlukları yaparak onların daha genç, daha dinamik, daha fresh gözükmelerini sağlamak. Kendisine daha öncesinde ufak tefek dokunuşlar yaptım ama bu sefer anti-aging için ikna ettim. Kendisini son zamanlarda çok popüler olan, çok sevdiğim, bir taşla 3 tane şeyi birden yapabildiğim nükleofil tedavisini uygulayacağım kendisine. Nükleofil tedavisini özellikle 40-45 yaş üstüne 3 seans tercih edebiliyoruz. Daha küçük yaşlarda da bazen 1-2 seans da yeterli olabiliyor. Tamamıyla cildin yapısıyla alakalı. Bazen 30 yaşındaki bir gence bile 3 seans uygulamak zorunda kalabiliyorum. Neden eyleme 3 seans tercih ettiğimi söyleyecek olursam bir taşla 3 kuş vuracağım. Bu ne demek? Bakın şurada ince hafif kırışma hatları var. Cildinin biraz nem kaybı var. Ve cildinin hani çok güzel olduğu halde benim ellerim dokunduğu için pek mütevaziyimdir bu konularda. Dolayısıyla hafif de lifting'e ihtiyacı var. Yani şöyle açıldım. Hepimiz daha güzel oluyoruz sonuçta. Bu bir gerçek. Her hasta gelir bana elini bu şekilde koyar, beni böyle yap hocam der. Sonuçta gençliğimizde 20'li 30'lu yaşlarda o görüntüye alışkın olduğumuz için ya da alışkın olmasak da gözümüz o görünen insanları ama doğal olanını, lütfen Joker face'lerden bahsetmiyorum, o benim işim değil. Dolayısıyla bunu güzel bir aşıyla niye sağlamayalım diye el ele verdik, konuştuk ve bugün de işlemi yapmaya karar verdik. Şimdi birinci seansını sizlerle birlikte yapacağım. 7 tane noktasına küçük küçük derin dokuya bu aşıyı enjekte edeceğim. Sonra 10 gün ya da 2 haftada bir ikinci ve üçüncü seansını devam ettireceğim kendisine. Bu dediğim gibi nemlilik sağlayacak, kırışıklık açma sağlayacak, lifting sağlayacak ve bunu bir sene koruyacak aynı zamanda. Bir sene sonrasında bir seans daha araya katalım diyeceğim. Sonra hastanın cildine göre biz bunu 4 ayda bir mi yapalım, 6 ayda bir mi yapalım, daha uzun sürelerden bir yapalım diye bir algoritma çıkartıyoruz. Eylosho da ona göre karar vereceğim. 6 ayda bir gibi düşünüyorum açıkçası onun cildini çok iyi tanıdığım için. Dolayısıyla bu süreçler onun mikroskopik olarak cilt yaşının daha genç görünümünü, daha canlı görünümünü sağlayacak. Bu nükleofil tedavisinin bir özelliği daha var. Daha önceden aslında somon DNA'sı vesaire gibi şeyler duydunuz. Ama nükleofili biz aynı zamanda DNA ışıltısı diye anlıyoruz. DNA ışıltısı diye almamızın sebebi içerisinde polinükleotit bulunması. Yani doğadan elde edilebilecek nükleotitlerden birçok çeşidinin bir arada içeriyor olması. Ve ben hep şuna kalp gönderiyorum bu tarz işlemlerde. Cildin içerisinde 50 bin tane önemli mineral, vitamin, enzim, protein bir sürü yapı var. Ben niye gidip de tek bir molekülle her şeyi yapmaya çalışayım ki, bu matematik hatasıdır. Olabildiğince cildin en önemli olan, mesela 50 tane en önemli olan işte kolajeni, elastini, bir sürü DMAA'sı, silikonası, bir sürü malzeme var aslında. Glutatyonu, askormaksı, polivitamini vesaire, nükleotidi. Dolayısıyla burada önemli olan cilde nokta atışı karmik, yani daha konsantre bir malzeme vermekle hastaları daha az seansta daha mutlu hale getirebilme, daha az seansta yine cildine en uygun aşıyı tercih ederek, bahsettiğim gibi bir noktayı tedavi etmek değil, 3 noktayı, 4 noktayı tedavi etmek gibi, hani cost efektif, yine yani maliyeti ona göre daha mantıklı olacak ve süreci de verimliliği ona göre yüksek olacak bir hale sokmaktır benim medikal estetik ve anti-aging'deki anlayışım. Şimdi işlemin ne kadar basit olduğunda gelin birlikte görelim. Biz sadece 15 dakika bir anestezi kremi sürdük. Kremin de parlaklığı izne yerleşti. Çok seviyorum anestezi kreminin gerginliğini. Şimdi sizinle birlikte 7 nokta buraya, 7 nokta buraya küçük küçük iğneleyeceğim. Bir de küçük bir asimetri gördüm kendisinde. Diş sıktırdım, dün yemekteydik bu arada. Dişlerini sıktığında bakın burası daha küçük kalıyor masseter kası. Bakın bu masseter kası daha büyük kalıyor. O da yüzünün yarıçap olarak bu tarafını hafif geniş gösteriyor. Dedim ki sen sağ tarafını da çok çiğniyorsun Eylemcim. Çok diş sıktığını düşünmüyorum. O yüzden tek taraflı çiğneme kasını büyütmüşsün. Doğru mu? Doğru dedi. Dolayısıyla bu sefer masseter botoksunu çift taraflı yapmaya ihtiyacımız yok böyle bir vakada. Tek taraflı eşitlik olsun diye tek taraflı bu kasını bir tık pasifize edeceğim. Yine çiğneyecek tabii ki. Yine istediği gibi hani konuşabilecek, edebilecek, hiçbir sıkıntı yaşamayacak ama kasın büyüme gücünü elinden alacağım böylelikle ve iki tarafta da simetrisini sağlayacağım. Gelin bu işlemleri şimdi birlikte yapalım.
Evet, şimdi tek taraflı masseter botoksunu gelin birlikte yapalım. Ben eyleme gereken dozu ayarladım. Sıkmasını isteyeceğim şimdi dişini. Gördüğünüz gibi sıkıyor ve burada yumru gibi bir şey çıkıyor. Küçük, varan bir. Burada atış sayısı kişinin dediğim gibi kas kuvvetine, genişleme bölgesine hani bağlı. Dolayısıyla bunu iyi planlamak lazım. Doğru noktalara enjekte etmek lazım ki gerçekten bu kas biraz küçülsün ve çekilsin. Bir de eğer ki masseter botoksunda doz ayarı iyi olmazsa, yanlış bölgelere fazla dozda yapılırsa bu sefer dudakta gülüş bozukluğu, kayma, işte salyasını akıtma, fonetik olarak sesleri doğru çıkartmama gibi bir sürü şey tabii ki olabilir. O yüzden masterclass hekimlere, yani bu işin yapma hakkına sahip lütfen hekimlere sadece bu işlemleri yaptırın diye dipnot düşelim bu konu hakkında sizlere. Şimdi diğer tedavimize geçelim. Nükleofil DNA ışıltısıyla eyleme anti-aging yapmaya. Bakın biz eylemle tatile de gideceğiz bu arada. Bu tarz tedavilerin aslında sizin tatilinizi falan etkilediği yok. Yaz aylarında yapılmasında bir sakınca yok. Sadece kurallarımız şu şekilde. 24 saat kadar sıcak duşunuza girmiyorsunuz. 6 saat yüzünüze su değdirmiyorsunuz. Onun haricinde alkol almıyorsunuz aynı gün. Alacaksınız bir ilerleyen saatlerde düşük miktarlarda ve bol su içerek almanız gerekiyor. Çünkü şişlik hani riskine sahipsiniz ya da emilimini biraz azaltma riskine sahipsiniz. Onun haricinde 10 günlere geçelim. 10 gün kadar öğle güneşinin altında güneşlenmiyorsunuz. Yani bir gün sonra denize, havuza, güneşe gidebilirsiniz ama 10 ile 15 arası öğle güneşinin altında, güneşin altında yatmayın diyoruz. Ama zaten bu kuralı biliyorsunuz ki biz aslında işlem yapsak da yapmasak da istemiyoruz. Ultraviyolenin dik açıyla geldiği zamanlarda lütfen kimse güneşlenmesin diyoruz. Onun haricinde 10 gün kadar da hamama, saunaya, solaryuma ve buharla cilt bakımına gitmiyorsunuz. Tedbirler bu kadar basit. Bunlar da düzenli uyulduğunda hiçbir problem olmaz. Tabii ki iğne yaptığımız için iğne yapılan her bölgede kızarıklık, morarma ve şişlik olma riskine sahipsiniz. Ama bu ilaç doğru düzgün şişlik yapan, doğru düzgün morartma yapan bir ilaç değil bu arada. Zaten ilaç değil, bir vitamin enjeksiyonu, mezoterapi enjeksiyonu. Onun haricinde burada derin noktalara enjekte ettiğimiz için çok yüzeyde bir kanama beklediğimiz ya da sadece 7-7, 14 noktaya enjekte ettiğimiz için gidip ciddi bir morarma hani beklediğimiz bir şey değil. Yani öğle arasında bile gelip nükleofil tedavinizi yaptırıp işinize geri dönebilirsiniz. Böyle bir konfor mevcut. Kaldı ki ben tedavilerimde arkadaşlarım da çok iyi bilir hastalarım. Hani bir yerde belki 30 tane morluk riski varsa bir tane hani ancak, iki tane ancak hani küçük morluklarla hani insanları atlattırmaya çalışırım ama gidip de ultrasonla kılcal damarlar nerede, ne yapıyor diye bakmadığımız için, ana damarlara dikkat ettiğimiz için kişilerin bazılarının cilt yapısı gereği morarma ihtimali de vardır. Bunlardan korkmayın. Varan bir. Varan iki. Varan üç. Varan dört. Ben buradan ne kadar verdiğimi takip ediyorum zaten. Varan beş. Varan 6 ve bu bölge yani sol tarafı için son atışım 7. Perfect. Daha nasıl kolay olabilir ki bir işlem gördüğünüz gibi? Kaç saniye sürdü? Herhalde 10-15 saniye sürdü. Şimdi diğer tarafına geçtim. Nasılsın? İyiyim. Çok iyiyim. Hadi sayalım tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7. Ne diyelim hastamıza? Güle güle kullansın ve geçmiş olsun. Sonuçlarını
çok kısa bir zamanda görmeye başlasa da dediğim gibi 10 gün 2 hafta sonra hani ikinci seansını, yine bir 10 gün 2 hafta sonra üçüncü seansını yapacağım. Peyderpey gün ve gün kendisinin canlandığını, lift olduğunu, işte kırışıklıkların açıldığını, nemlendiğini gözlemleyecek. Ama biz bu tarz işlemlerde sonucun oturmasını 2,5-3 aya bağlarız. Çünkü çalıştırması gereken bir mekanizma vardır ve insan vücudu o mekanizmayı pat diye bir günde sihirli değnek dokunmuş gibi çalıştıramıyor arkadaşlar maalesef. Bu tarz tedaviler yaptığımızda kaldı ki hastanın bazı ağızdan gereken supplementerlerini, kolajen gibi, hyaluronik asit gibi, işte başka şeylere ihtiyacı varsa biliyorsunuz ki ben özellikle detoks programları da yapıyorum ya da sağlıklı yaşam protokolleri de düzenliyorum. Bunlar hep içten ve dıştan güzelliğin bir arada olabilmesi için vücudun alması gereken depoları hani dışarıdan da ağız yoluyla takviyelerle ya da damar yoluyla takviyelerle koyma işlemimiz. Ben bu sebeple eyleme bu dönemde aslında kolajen ve hyaluronik asit başlamak istiyorum. Ondan da bu 3 seans işlemi yaparken 3 ay kadar kullanmasını isteyeceğim. Hem cildine, hem saçına, tırnağına, kirpiğine, kaşına, dizlerine, eklemlerine her yere fayda gösterecek. Böylelikle. Teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. YouTube kanalımı takip etmeyi, yorum ve sorularınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları diliyorum herkese.